Evet. Günaydın. Tünaydın. Günaydından çok tünaydın diyeyim. Selam. Yiğit, Burcu, Yavuz, Mehtap. Hoş geldiniz. Şu yazıyı da koyalım. Dün yayınla ilgili sıkıntı varmış. Bazıları görememiş, bazıları görmüş. Evet, 10 saniyelik uyarımı yaptım. Şurada bir soru vardı. Onu bir görmem lazım. Yok ya, üzülemedim. Evet. Herkese selam. Bugün ne yapalım? Böyle bir aradan yayın yapalım dedim. Evet, herkes de borsayı bekliyormuş arkadaş. Bu ne? Şunu bir yavaşlatalım. Eyvallah. Kalkınma şov sürüyor sayende hocam. Afiyet olsun. Benim sayemde değil. Para sizin paranız. Benim param değil. Bir bakalım ne varmış. Kalkınmayı bir ay bekledim ama değdi. Ama bir ay beklemene gerek var mıydı Burcu? Ben ne zaman yazdıysam o zaman bekleseydin bir aylıktan daha fazla kazanırdın. Doğru mu? Bakalım kalkınmaya baksak bir anlamı olmayacak ki adam tahtayı kapattı. 5, 8 lot, 45 lot satanlar var. Hiçbir sıkıntısı yok kalkınmanın. Kademesine baktığın zaman zaten full alış. Satış 1800 kişi satmış. Burada 100 bin lot görünüyor. Ama bende yaklaşık 500 bin 450 bin lottan fazla alış var. Sıkıntısız devam ediyor. Evet. Ana alış böyle. 47.52'den 443 bin lot almış. Öteki satanları zaten yemişler 10 saniyede. Şu 3 lot, 5 lot, 50 lot satanların hepsini topluyorlar arkadaşlar zaten. Dedim ya onun grafiğinde bir sıkıntı vardı. Sıkıntısını giderdi şu an. Aracı kurumda ne var? 47 bin. Takas dağılımı, şeker, alnus. Alnus dün diyorduk ya, alttan hareket yapıyor diye. Bakayım ya da. Aynı adamlar var. Şeker, alnus. Dün ne alemdeymiş? Yapı Kredi Osmanlı Vakıf. Sıkıntı yok ya, aynen devam ediyor. Yukarıdan geleni topladıkları için bir sıkıntı yok arkadaşlar. Oh, hocam siz söylemeden aldım haberi var diye hata ettim. Sıkıntı yok. Para kazandıysan Metin merhaba. Şu an analiz yapmıyoruz arkadaşlar. Sert hareket yaptı. Aselsan sert hareket mi yaptı?
Bir de ben bakayım onun sertliğine bir bakayım ben. Alt taraf iyi durmuyor yalnız. Satışı çok. Babalarda satış var. Evet, bakalım ne olacak. Yukarıda 230 bin, 130 bin, 100 bin, oha, 50 bin. Pek yukarı şey gibi durmuyor yalnız Aselsan. 272. Biri topluyor demek ki. Normalde buradaki satışa bakarsan biraz sonra düzgün bir alım girmezse şey yapacaklar gibi. Şöyle bir aşağı gelelim. Sert kırdı dediğin, bence çok sert kırmadı arkadaş. 33 lirada duruyor. Ne, bir aydır aynı yerlerde duruyor. Kim topluyor? Yapı Kredi topluyor. Geç. Garanti. Tep. Yapı Kredi. Yukarıda satmış. Geç bunları. Meril. Türk İş. Mesela şöyle 31 lotlar var ya, bunlar yalandan dolduruyor kademeyi. 31, 31, 31. Bence çok büyük bir şeyi yok. Kademesine baktığın zaman alt tarafta Aselsan'da satış var. Hadi şurayı geçtim. Şurada biraz var, burada var. Ya çok orta muallakta duran bir şeyi var. Aracı kuruma bir bakayım. Alış, Yapı Kredi %35. Yapı Kredi zaten kendi malını topluyor. Satan arkadaşımız kim? Bir toplam 1 milyon 600. %35'i. Info. %46 satıyor. Sonra Philip satıyor. Satan kısmı daha büyük. %47. Daha toplu bir satış var. Ak Yatırım, o da satıyor. Ziraat, o da satıyor. Maşallah, maşallah. Yapı Kredi, Vakıf, Taciller, QNB Finans, Meril. Zaten toplayan, burada toplayan, burada toplayan ilk dörtle aynı. Diğerleri de %20. Kimler var acaba? Çok büyük bir şey yok ya aslında. Hani o kadar büyük bir artış yok. %2 anca düştüğünü kapatıyor. Yani benim gördüğüm o. Ne var Trakya'da? Bakalım. Şöyle bir geçmişini göreyim de. A1 Kapital, Deniz Osmanlı. Philip Kapital satıyor. Geç, burası küçükler. 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 Yapı Kredi. Takasını bir görelim. Ondan sonra kararı verelim. En fazla vakıf satıyor. Zaten %59 elinde, şey, %18 elindeymiş. Bunun görünmeyen kısmı, diğer kısmı elinde mal olan daha fazla. Trakya camda. Aşağısı çok kalabalık. Vakıf satıyor. Başka
Osmanlı satıyor, Yapı Kredi satıyor, İşyat satıyor, TEP satıyor. Zaten satanların hepsi burada. Vakıf, Yapı Kredi. İki tanesi içinde yok. Herhalde şu düzlemin içinde kaldılar. Alan, alım sayısı, taciller. Toplu bir satış var. Vakıfbank malın %55'ini satıyor zaten. Bununla beraber %60. Toplayanlar genelde küçükler topluyor. Ama satış çok büyük. Bakalım düzeltme gelirse bir anlamı olur. Başka bir şey yok herhalde. Maryland, Merrill Lynch. Bakalım. Ak yatırım. Senet dağılımı. 1 milyon. Garanti, kapital. Neyse geç burayı ya. Şunun kademelerine bir bakalım. Evet, aşağıda güzel güzel alımlar da görüyorum yani. Ama yukarıdaki satışlar da güzel aslında. 180 bin lot falan filan. Güzel alımlar var. 180 bin bunu yese, bunu yese fazla bir yere gitmez. Yukarıda da 400 bin, 100 bin, 300 bin, 200 bin, 300 bin, 200 bin. Bir alım daha geldi yukarıya. Şu an benim gördüğüm bu biraz daha aşağı gidecek gibi şu an için. Biraz daha satım gelirse aşağı çekerler. Evet, bakıyoruz. Malın %42'si satış kısmı daha ağır basmış. Burada 200 bin lot satış var. Burada 200 bin lot alış var. Çok da kötü durmuyor ya. Ya açıkça söyleyeyim şu az önceki satış grafiğine göre kötüydü ama buradaki genel grafik olarak çok da berbat bir grafiği yok. Hani biraz zorlasalar belki yukarı alttan bir alım gelse yukarı çekecek mecburen. Yoksa güzel alımları da var da yukarıda satanlar maalesef. Ben kendi şeyime bir bakayım da burada bir şey oluyor mu? Evet, emlak konut kar payı dağıtımı ödemeyecek. Hayırlı uğurlu olsun. Kendi ekranımı da açayım arkadaşlar. Şu ödemeyecek olan arkadaşa bir bakayım. Evet, emlak konut ne ödemeyecek? Yapılan kar payı ödeme şekli. Peşin TR pay biçimi ödeme ödemeyecek. Peşin olarak kar payı ödeyecek. Güzel. Bakalım emlak konut ne alemde? %5,75. Bunda bir şey yok canım kardeşim. Öyle bekliyor. Alım gelirse bicecik olur. Alım gelirse bakılır. Şurada bir şey vardı. Neredeydi o? Göremiyorum ki. Ne olur canım kardeşim? Şu an bir şey diyemem ne oluruna. Şimdi ne desem yalan olur. Bir hareket yaparsa zaten yakalayabilirsek yakalarız. Yani tüm tahtaları yakalayamıyoruz. Dün bir tane yakaladık işte. Tüm tahtaları aynı anda incelemek mümkün değil. Bu niye böyle donmuş bir halde duruyor? Ne taş? Ne var? 2 AE. Satılan lot, alınan lot 24.000, 18.000. Alışı daha fazla. Şuraya bir bakalım. Alışı fena değil. Geç. Kademesine de bakalım. %6 artı da eksi 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 malın toplu olduğu yer 17 22 23 bandı toplandığı yer. Bakayım kardeşim bir aracı kurumuna bakayım da. Net kim satıyor? Info satıyor. 14 bin, 13 bin, 5 bin. Çok da büyük bir satış yok. YFAS topluyor. Güzel.
İnfo satıyor. Mal zaten %5'i elinde. Yapı Kredi satıyor %35. Ak Yatırım. YFAS topluyor. Güzel. Alışı satıştan daha iyi şu an. 39-14. Aa, öyle de ahım şahım bir şey yok. Baktığın zaman. Ama şu kademesine bir daha bakalım. İyi bir alım geliyor mu? 2000, 7000, 3000. Küçükler, büyükler yok babacığım bugün. Hani geçen YGO veya dün şeydeki gibi yok. Kalkınmadaki gibi toplu mal yok bugün. Beklememi önerir misiniz? Yatırım tavsiyesi vermem. Enes. Ya yatırım tavsiyesi vermem de. Yani çok da kötü değil. Seccadettin hoş geldin. Netaş'a baktık zaten Burcu. Zoren takıldı gitmiyor. Zoren'i nereden aldın da takıldı? Eyvallah Burcu Muslu. Zoren'i nereden aldın da takıldık canım kardeşim? Lütfen 4 saniye veya daha kısa bir anahtar kare frekansı kullanın. Evet, şuraya bir beğeni girin de bari arkadaşlar. Bari yarısını geçelim değil mi beğeni olarak? Hocam bağlantıdan koptum, benle alakalı bir şey dediniz mi? Yok. Haysem, Ayen'e bakar mıyım? Bakarım. Evet, bu yine kafayı yedi. Neyse. Ne var ayende? %5. Güzel. Multi derinlik. Haber var mı? GPO. Emlak konut. Geç. Aşağı bir bakalım ilk önce Aysen. Vakıf, ziraat, ak. Geç 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 geç. Geç küçükler. Bir de böyle bakalım. Malın toplu olduğu yer yukarısı. 15, 12. Aşağıda bir satış var. 14'lük. %7. Aşağıya kırması kötü olur. Onu sana rahatlıkla söyleyebilirim. Bir de buraya bakalım. 37. Biraz sonra bunda 15.000 lot bir satış yiyeceksin. 15.000 lot satış bunu 6.30'lara geri çekecek. 32'lere, 33'lere. Onu sana söyleyeyim. Eğer buradaki herif lotu aşağı indirirse 6.38. Evet, beraber bakalım. 6.38. Evet, Oyak satıyor malın %39, 19'un elinde 19 %19 satış Oyak'ta, %18 ziraatte. Ziraat zaten genel malın %14'üne sahip. Alan kısmında Yapı Kredi var %27. Vakıf var %22. Güzel. Gedik. Osmanlı. Alım daha toplu duruyor açıkçası. Zaten onun da şeyini göstermiş. Bir bakalım. 38. 17 bin not nereye? Yukarıdan bir de 29 bin not yazdılar. Bakalım ne olacak? Petkim. Yo, Turkcell. Yo, dur.
Bu arada kendiminkine de bakayım da. Koza Ereğli. Türk Hava Yolları. Neyse. Şu an bir sıkıntı yok ya. Çok yavaş ilerliyor zaten tahta. Hani şu ortada kapışma yok. Alan üst kademeden satış giriyor. Ops. Bir sıkıntısı yok kardeşim. Böyle devam ediyor. Yüksek bir satış gelmediği sürece bu arkadaşımız da yukarıya doğru devam eder. Bakalım neymiş derdi. Klimasan. Bir lot, bir lot. Ne bu, hiç kıpıldamıyor mu? Tahtada işlem mi yok? Ne oluyor? Klimasan. Klimasan hiç kötü değil. %16, %29, %52, %50 küsür. Alış kısmı daha yüksek olduğunu kesinlikle söylüyoruz. Klimasan, bakalım. Ortada hiçbir kapışma yok ya. Öyle ağır bir hareket yapmıyor ama grafik olarak çok güzeldi Klimasan'ın grafiği. Onu da söyleyebiliyorum. Ak Yatırım satıyor. Malın %11 elinde. Ak Yatırım %51 satışı var. Şu Ak Yatırım satışı kesse büyük ihtimal küçükler satıyor. Evet kardeşim, buna ne diyeyim sana? İsimisi bu alıyor. Vakıf bu alıyor. Alnus. Bir saniye dur. Ak Yatırım satışı keserse tahta sanki gidecek gibi de duruyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Bir daha bakayım da. Aşağıda toplu satış var ama yukarıda toplu satış var ama aşağıdan da boyuna satış geliyor. Kötü değil. Grafik olarak da çok güzeldi bu tahta. De çok büyük bir oynaklığı yok. Şöyle bakarsan kimse ne tahtaya bir şey yazıyor düzgün, ne 1000 lot, 40 lot, 400 lot, 500 lot. Adam gibi büyüklerin gelmesi lazım. Yani 50 lot, 100 lotla tahtayı kaldırmayacaklar. Geçen YGO'da olduğu gibi ya da dün Kalkınma'da olduğu gibi bayağı yüklü girmeleri lazım ki bir şey olsun. Hocam şaşırdım bu saatte yayın. Öyle bir açayım sonra bir bakarız dedim. Bakalım, öyle bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım bir şey olacak mı? İşte hareketli bir tahta. Az önce çok böyle şey, o da hareketli de arkadaş, ziraat. Bak ziraat satıyor, ziraat alıyor. Bilot bilot. Kendini paslıyor. Aşağıya bir göreyim de. İşyat, oyat, bilot. İşyat, işyata satıyor, bilot. Pilot. Ne yapıyorlar ben de anlamadım. Evet. Meksa. Alnus. Ziraat. Geç. 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 Ha. Geç. 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 Evet. Alnus. Yefas. Info. Evet şimdi bakabiliriz kardeşim. 6000 not, 1000 not. Şu an aşağıya doğru gidiyor gibi sanki. FMS bir biraz aşağı kıracak gibi. Alım not 1200. Komple alım yazsan 45.000, 52.000 yukarı. Böyle bakarsan da çıkacak gibi duruyor. Şimdi anlarız derdini. Oo. 1000 not.
Bu bunu yer. Şu an bir miktar daha yukarı gidecek gibi ama şurada kademeler boş. Onu da sana söyleyeyim. Şeyin kademesi boş, Femnizbin. Şöyle bakarsan 4 lot 72-25'te 6 lot. Bakalım bir. Ha, 5000 lot 7. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, şimdi anlayacağız Femnizbin'in ne olduğunu. Abi böyle bir kademe de bu bak bak bitmez ki ya. %9'unun olduğu yerde alış var. %5'inin olduğu yerde alış var. 7000 not. Bize buralar lazım. 12000 not. Güzel. Buralar lazım. %5'i. 3000 not falan burada var. Gerisi çoluk çocuk. Seni ilgilendi. Yani şurada 250 lot sana ne yapacak full satış olsa? Hacimli olan yere mi bakacaksın? Şu %5'lere, %9'lara. Yani şurada toplanmış mal. Gördüğün gibi. 9, 10, 11, 15, 20, 25. Ya yani malın %25'i burada. Şu kadar bir tahtada. Direnç ne olur? 74'lerde, 73'lerde direnci olacak bunun. Aşağı kırarsa destek noktası büyük ihtimal orası olacak. Ama güzel gidiyor şu an. Tabi bazı yerlerinde boşluk var mı? Var. Şimdi bak bu tahtada bakıyorsun. Malın toplamı ilk 4-5 kuruma bakıyorsun. Bir de alttaki diğer kurumlara bakıyorsun. Diğer kurumlarda malın %50'si var. Iceberg'in görünmeyen yüzünde. Demek ki tahtada bir cacıklık var. Alttan görünmeyen bir yerden biri topluyorsa satışta garanti var. Oyak var. Evet. Philip Capital, Gedik, İşyat. İlk sıra burada. Burada var mı? Garanti burada yok. Alnus. Alnus bu aşağıda yok. Demek ki şuralarda bir yerde YFAS. Alım daha toplu olduğu için güzel ama şu aşağıyı göremediğiniz için sıkıntı bak. Burada %27 var. Şu malın %50'si Allah bilir kimde. Büyük ihtimal hızlı bir hareket yaptırabilirler. Yani benim gördüğüm o. Şu anda da o hareketi yapıyorlar mı? Çok büyük lot olmamasına rağmen yukarı çekiyorlar tahtayı. Biraz izleyeyim ya şunu. Değil mi? Bunu bir kapatmayalım. Merak ettim. F'miz ne yapıyor? Ziraat info. Sanki yukarı çekmeye çalışıyorlar. Hatta çekiyorlar şu an. Bir lot tacirler. Bir lot garanti. Bir lot. Bakalım ne olacak? Bunu inceleriz ya. Şu ekran açık dursun. Merak ettim temiz bir. Evet, iş yatırım şu an girdi. Topluyor. Ziraat topluyor. Tahtayı yukarı çekiyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, %2'den mi bakmaya başlamıştık? Evet, tahta yukarı gidiyor. Dedim ya o aşağıdaki %50 necacık diyorsa görünmeyen kısım şu %50 bir de şu alttaki kısımlar. Hadi onu geç şuradaki %50 niye kendini göstermiyor? Evet, tahta yukarı gidiyor ama biraz boş gidiyor. Bir de onu söyleyebilirim. Bunu kim sormuştu bu tahtayı? Dedim ya bak boş gidiyor kademesi. Birden aşağı çekiyorlar. Şuralarda alıcı olmayınca aşağı gömüyor herif. Şuradaki 7000 lotu yedim mi? Tekrar 70 5.85'lere geri çekebilecekler bu tahtaları. Çünkü boş. Bak, boş kademe direkt yukarı. Görüyor musun? Atıyor, atıyor. 75-85 dedim. Al, geldi. Geri indi. O kadar boş bir tahta ki. Çok hızlı hareket ediyor kardeşim. Kademeleri de biraz boş. Haberin olsun. Ben karışmam. Tahtanın sana yukarı çekileceğini de söylerim.
aşağı ineceğini de söylerim ama kademeleri bomboş. Yani bu tahtayı bir ayın %4'te görürsün, bir ayın %2'ye geri iner. Neyse, ben görevimi yaptım. Ama aklımda kalmadı değil. Neyse ben gidiyorum. Şuraya bir beğeni atalım mı arkadaşlar? İzleyen 127 kişi, 126 kişi. Bakalım. Hocam uzun vadede Aselsan Hektaş'ı karşılaştırmayız marj olarak. Aselsan'la Hektaş'ı karşılaştırmam, farklı sektörler. Ne yapacaksın? Aselsan bölündükten sonra atlarım ben. Aselsan'a atlayacak olsam. Samet Kaplan, hocam TS'ye gireyim mi, emcükleyeyim mi? Evet, bakalım TS'ye girelim mi, emcükleyelim mi? Ne oldu F'miz? Dedim ya, kademe boşaldı, hareketi yaptılar. Bekle abi, çok sığ tahta, o yüzden bir şey diyemiyorum. Bu bir ara bizim listede vardı. Bir arkadaş şey dedi. Buna pahalı dediniz 40 lirada ama yukarı gitti. Biliyorum yukarı gitti çünkü listeye koydum. Eski listede hatırlayanlar varsa artık listeleri de silmeyeceğim. Sabit kalacak. Trabzonspor, bakayım kardeşim, emcükleyelim mi diyorsun? Emcükleyecek bir şey varsa bakacağız. Yirmi 24.000, 25.000. Millete malı mı sattırdılar? Dur. İşşat, Anadolu, Ahlatçı. Şurada kademe bomboş yalnız. Pilot 500 dot aynı hareketi yaptırmışlar. Anlarız şimdi. Yukarıda kocaman bir satış var. Burada en fazla 130 bin not var. Trabzonspor'da yukarıda bekleyen çok büyük satış var. Onu sana söyleyeyim. Ama onu geçtim. Malın %62'si alımda. 70 bin lot. Burada da 240, 250 bin lot var. 300. 50 bin lot filan fazlalık var ya. Çok da büyük bir şey değilmiş açıkçası. Alıcısını bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Buna da bir bakalım. Malın 42'si diğerde. Satanların %32'si görünmüyor. Neyse, diğer kısmı. Toplu bir satış var mı? Var. Yapı Kredi toplu satıyor. Halk toplu satıyor. En büyük satıcı Yapı Kredi. Bak kardeşim, toplu bir alıcısı yok ya. Garanti, taciller. Buradaki alıcı büyük olduğu için şey, parça parça olsa da küçükler alıyor. Yani Garanti, Ak Yatırım. Alttakilerde büyük ihtimal küçük kurumlardır. Evet, Yapı Kredi 119.037 satış var. Yukarıda alış az. Tahta kademeyi boşaltmadan yukarı gitmeyecek gibi. İlk önce millete mal sattıracaklar. Yani dönüş olarak dersen hakikaten malı boşalttılar. Son dönemde satan çoktu. Dediğim gibi biraz daha boşaltıp birden tahtayı götürürler. Ne kadar götürürler? Bana sorma onu. Hangisi daha pahalı, ona karar veremedin. Tekfenle Aselsan, ben sana karar vereyim kardeşim. Aselsan. Evet, Aselsan Y1 14.900. 14'te bir kar 10. Piyasa defterliği 12, FK 10.
Fiyatkarlılık piyasa defter değeri. Bir saniye bekle, bulacağım şimdi sana. Vallahi arada kaldım. Piyasa defter değeri olarak bakarsan ben olsam Hektaş %51 daha ağır basardı. Diyeceksin ki ötekinin FK'sı 12, bununki 6. Tamam da bunun piyasa defter değeri de 0.88'de kalmış. Ufak bir kerat cetveliyle işler dışlar çarpımı. Oo. Teoman geç kaldın. Paraları sayıyorsun herhalde. SGY bugün güzeldi ya, güzel aldık. Ak SGY hareketlendi mi ne, bakayım kardeşim. Ak yatırım, finans çok da bir hareket yok. Şimdi anlarız hareketlendi mi. Oh, hareketlendi mi? Şu an bir hareket yok. Yukarıda 92 bin lot satış var. Hemen dibinde 3 bin lot. Burayı bir yerler. Onu sana söyleyeyim. İlk önce burayı bir yemeler lazım. Yukarıda 120 bin lot, 60 bin lot falan var. Burada en fazla 30'u görüyorum. Bu bir. Ha dersen ki %59 öyle lot hesabı yapsak 5000 lot geç, benim için sıfır değeri var. Şu bölgeyi %18 demiş, geç. İşte şu bölge önemli, 3.38 bölgesi önemli. Malın %59'u burada toplanmış. Ya çok büyük bir hareket yok kardeşim ya. Dedim ya, yukarıda hareket geldiği sürece ötekini paslar. Aşağı çeker büyük ihtimal. AKSGY'yi şu an. AKSGY'ye bir tane baba lazım yukarı uçurmak için. O baba da geçen geldi ama devamını getirmedi. Şam babası çıktı. Bekliyoruz. Evet. Bakalım. TEP satıyor. TEP zaten malın %20'sine sahip. Ama aşağıda malın çoğuna sahip diğerler var. TEP %52 satıyor. TEP satışı durdursa gerisi kolay. İşyat %11'ine sahip, geç. Alan kim? Tera. Tera burada malını arttırmaya mı çalışıyor? 160 bin, 170, 70. HSBC topluyor, Osmanlı topluyor, halk topluyor. Burada tek bir sorun var. TEP'in mal satışını durdurması. Başka hiçbir sıkıntısı yok kardeşim. TEP mal satışını durdurdun mu tahta gidecek. Dediğim gibi bunların hepsini satan arkadaş aynen. Şu an biraz daha satışlar düşmüş gibi. Az önceye nazaran aşağıya da alım gelmedi yani. Heh. Şu an ben AKSGY'de bir şey görmüyorum. Eğer sen görüyorsan de ki hoca sen göremiyorsun, gözün bozuk de, derim ki yani bir şey yok. Bugün üst üste takviye yaptım. Emlak konut GYO aldım. Abi Prizma, bir de ATG'ye bakabilir misin? Abdülcelil, hepsine bakamam canım kardeşim. %5 diyorsun ki, bakayım. Filip'le ziraat, Filip mal satıyor, pilot millet de alıyor. Bakayım. Burgan 150 bin lot. İşyat 250 bin lot. Ne oluyormuş burada? Ben bunları niye görmedim? Yuh. Garanti 1 milyon lot. Tek kalem. 200 bin. 400 bin lot. Oh. Tamam. Bunun ölürü yok. Bu saatten sonra. Evet, 1 milyon lotu geri yollamışlar. Yok kardeşim. Şuna bir daha bakayım da sağlamalım. Oo. İşte lot kapışması böyle olur.
Tahtanın güzelliğine bak. 4 milyon, 7 milyonu paslıyor. Burayı zaten yer, biraz daha yukarı gider. Bu burayı yer, yer, yemez. Şuralarda falan takılacak büyük ihtimal. İşte görmek istediğim tablo bu. Şuraya bakayım. Evet. Kardeşim aşağıya geç. Alt, burada ne var? %11. 12 milyon lot. Burada ne var? 15 milyon lot. Geç. Babalar burada. 13 milyon lot. 7 milyon lot. Hele ki şurada 2.41 kademesinde 27 milyon lot fazlalık var. 27 milyon lot. Şey 27 milyon fazlalıklar var. Kademesindeki lot 66 milyon, 50 milyon, 60 milyon. 60 milyonun çoğu %26. Şu aşağıyı boş ver ya. Şu yukarıdaki üçüne bak kardeşim. 29, 70. Neredeyse malın %80'i artıda. %80'lik kısmının bayağı bir kısmı artıda. Bunu kolay kolay aşağı çekmezler bugün. Aracı kurumuna da bakayım. Güzel gitmiş. 22 milyon A1 Kapital satıyor. A1 Kapital malın %12'sine sahip. Üst taraf bence pek yanlış anlamayın osuruk gibi duruyor. Çünkü alt tarafa bakın %50. Burada en fazla malı olanın %12 de alt tarafta bir malı kötü toplamış. Alış kısmında, satış kısmında %35, %33 var. A1 ile gedik satıyor ama toplayanlar hep büyük. 23-53, bir de aşağıda 27'lik kısım var. Dağın görünmeyen kısmında. Vakıf. Aslında satış da fazla. İlginç bir şekilde. Ama büyük lotlar olduğu için sıkıntı olmuyor. Baba baba toplamışlar. Aşağı biraz daha çekilebilir mi? Dediğim gibi yukarıdan satış gelirse çekilir. Aşağıdan hiçbir şey yapamazsın buna. Bir anda da yüklendiler. Abi biraz daha bakayım. Bunu izlemesi bile güzel oluyor. Güzel. Ama büyük ihtimal biraz aşağı gidecek gibi. Yukarıda bayağı bir satış giden abimiz var. Evet, bir arkadaşımız sormuştu. Onu hatırlarsam ona bakacağım ilk önce. Abi şeye bakabilir misin dedi. İnternet hızım kaç megabit? Secaettin, kimileri çok iyi görüyor, kimileri çok kötü görüyorum dedi. Kaç megabit bilmiyorum ki. Bir bakayım. İnternet hızını ölçtüm. Download hızı 14 çıktı. Upload hızı 3.2 çıktı. Ya da kaç çıkmıştı? 19.4 bir hız çıktı ama ne çıktı tam hatırlamıyorum ya. Yasin Yaşar eyvallah. Abdülcelil ha beni gör. Seni gördüm Abdülcelil. Az önce unuttum seni. Unutmadım da iki tane hisse yazıyor ki birine bakalım. Prizma ne var? İş yat ziraat geç. Geç geç bir şey yok orada. Geç. Yukarıda satışım fazla. 70 bin lot bekliyor. 80 bin lot oldu. Bu buraya ezip aşağı çeker. Onu sana söyleyeyim. 1.23'ü biraz daha aşağı çekebilirler. Destek gelmezse. Bak şimdi yukarıda diyorsun ki ooo sarıyı gördüm. İyi de sarıyı gördüğün yer %0. Onu geç. Malın büyüğü lazım bize. Tamam. Şurada 36 bin lot var. Burada 12 bin lot var. Burada satış kısmında 12 bin lotu yemiş. Burası aşağıda zaten. Ona artık yapacak bir şey yok. Kimin alıp sattığını bir göreyim de. Marbas malın %44'üne mi sahip Prizma'da? Abao. Altta da %30. Yani 30'u görünmüyor. 44-74'ü bir kişinin elinde. Marbas satıyor %43. Toplayanlar da aslında iyi topluyor. Bir anda değişti.
bir anda yüklü bir satış geldi. Diğer satanlar kısmında kim varsa adam yüklü sattı az önce. Marbas 54 39. Şu an düzelmez. Şunun kimin sattığını bir göreyim de. Çok sakin gidiyor ya. Bir kıpıldaması için bir hareket yapması lazım. Zoren'de neler oluyor? Ben bir bakayım. Akıl almaz bir bekleyiş var. Yükselenden dün %10 aldım. Bugün üste takviye yaptım. Bir de emlak fesane. Dünya sana güzel, yemin ederim. Dün yükseleni hocam tahtadan çıkardın, %10 yaptın diyor bir tanesi. Ulan dedim, zaten tahtadan çıkardım da karlı çıkardı. %15 zaten çıktığı günde %10 tavan attı. Daha Allah'tan belanı mı istiyorsun? Evet. Böyle konuşunca millet anlamıyor tabii ne oluyor diye. Evet. Udemy'ye gelmek isteyen de gelsin. O kadar. Şimdi uzun uzun anlatamam. Uzun uzun reklam yapamam. Bir bakayım. Zoren'de neler oluyor? Merak ettim, bu Zoren'de neler oluyor? Akıl almaz bir bekleyiş var. Bakayım kimin aklını alıyor. Büyük babalar varsa bir şey demem. Bu ne? Akıl almaz bir bekleyiş bu mu? Halk 5 satıyor. Strateji 5 satıyor. Topluyor. Bu şey. Cambaz. Geç 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 geç. Babalar gelirse aynı hareket. 5-5. Burada paslaşıyorlar kardeşim. Tahtayı bir ufaktan hareket al. Get. Bu sefer 5'i 55 yapmış kaldırmak için. Tahtan alt kademesi şey, kumdan kale gibi. Onu sana söyleyebilirim. Yukarıda da çocuklar o kumdan kaleyi görünce gireyim demiş. Onlara da girmişler. Zoren'de 0.77. Çok büyük oynamamış ama şimdi anlarız derdini. Zoren. Üste satışı bol. Tamam, burada şu an tahtayı yukarı çekerler mi? Biraz yukarı çeker. 57-58'e gelir. 58'i geçebilir mi yukarıya doğru? Büyük ihtimal geçecek. Buradaki alış kademesi biraz fazla olduğu için 58-59 bandına gelir şu an. İzleyelim isterseniz. Neyse, bu kenarda dursun. Geç bunu. Tahta paso satışta. Geçtim. Yalandan birkaç dakikalığına yukarı kalkabilir ama geride hani böyle 59 bandına falan gelebilir ama geri yapıştırırlar bu tahtayı. Evet. Yapı Kredi liste başı. Aşağıda yine görünmeyen %41 var. Burada da alan %30 görünmüyor. Güzel. Ziraat satıyor. Ziraat burada 3. sırada. Halk satıyor. Halk bu sıranın kesin altındadır. Ak Yatırım geç. Halanlar, tacirler, A1 Kapital, Filip. Bir de buradaki yabancı. İlginç. Alttan da bir toplama var. Ama bir savaş yok. Ben savaş seviyorum. Action olacak. Şu tahta şurada dursun. Şu kısmı şurada dursun, öyle bakalım. Merak ettim o kısmını. Bakalım yukarı atacaklar mı? Yani Zoren'de bir savaş yok. Onu size rahatlıkla söyleyebilirim. Savaş sizle alakalı. BIST 30'daki hareketlenme önümüzdeki günler için iyi bir hareketlenme midir diyor Moran Can. Moran, ben BIST'te bir sıkıntı olmadığını söyledim. Hala millet çökeceğini söylüyor. Neye bakıp söylüyorlar bilmiyorum. Benlik bir sıkıntı yok. Düzeltme yapabilir mi? Tabii ki yapar. Yapmalı da, ama bunlar... Biri diyor ki 50 bine düşecek, biri diyor 40 bine düşecek. Geçen okudum 70 bine düşecek. O YouTube'da biri demiş tekrar 80 binleri görebiliriz. Şu an bir şey yok kardeşim. Görme, yani şu an oraya düşmesinin imkanı yok. Düşse de bir günde düşmeyecek.
Emlak konut yükselen baktınız mı? Emlak konut baktım galiba. Yükselenin neyine bakayım? Yükselenden ekmeğini yedin, doymadın mı? Ne yaptın? Sen böyle giderse sanatı bırakacaksın, ben sana diyeyim. Çıkmadım hala yukarı. Yok. O dediğim gibi bu Zora'nın altı biraz boş. Yalandan bir kademe kaldırıyorlar. 5000, 7000, 1350 yükselen sıkıntısı var mı diyorsun? Bir böyle 13.07'lere tekrar çıkacakmış gibi bir hareketi var da kademede neyin tutunduğunu bir göreyim. Yükselen çok iyi durmuyor kardeşim ya. Yukarıdan alım gelmezse aşağı çekerler gibi bu yükseleni. Yukarıdan alım gelmezse tabii. Hop, satışta geldi zaten. Aracı kurumuna bir bakayım. %42 diğer. Hayırlı olsun. Kredi satıyor. Kredi kesin şurada bir yerde saklanıyor büyük ihtimal. Ziraat satıyor, garanti satıyor. YFAS o da burada bir yerdedir. Geç. Valla Teo çok iyi durmuyor ya. De belli de olmaz tabii. Çok iyi durmuyor dedim. Bakalım ne olacak. Bunu kapatıyorum. Evet. Ne varmış? Berna hoş geldin. İndirme hızı düşük biraz. Neyin indirme hızı düşük? Ya ben son seviye kullanıyordum da onu herhalde biraz düşüreceğiz ya. Büyük ihtimal öyle görünüyor. Yaprak 17'leri görünce sevindik, sonra biraz dalgalandı. Arda Özcanlı. Selam. Türk Telekom. Bakayım. Hareketli bir tahta yok mu ya? Söylediğiniz tahtaların hepsi uyuyor. Uyuyan tahta da hayır yok. 1.37. Bakayım. Ereğli. Garanti. Akbank. GYO. Koza. Oh. Gözüme çarpıyor, bir saniye. Bir hareket olursa yakalayalım bari. Türk iş. Yalandan tahta kaldırmış yine ya. Ünlü. Geç. 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 43, 26, 50, 770 bin 300, 770 bin 700. Koza sen bir dur şurada. Sana boyuna alım geliyor. Evet, Türk Telekom. Türk İş Info gediği paslıyor. 4 lot 4 lot geç. Yukarıda satışı çok geç. Bakalım ne olacak? Yukarıda satış yemiş. 28'i burada, 18'i, 13'ü gerisi burada. Çok iyi de değil. Yapı Kredi ünlü, garanti diğer. %43. 6 9. Bu büyük ihtimal satış yiyecek gibi de bir hali var. 700, 300 garanti satıyor.
Vallahi satış yiyecek gibi de bir hali var kardeşim. Dikkatli ol yine. Alım gelmezse aşağı çekerler. Evet, bir yudum bir şey içeyim, ölüyorum. Yiğit Çağlar, internet upload hızı diyor. Upload hızı diyor. Az önce söyledim işte, 3.2 mi ne olması lazım Yiğit Çağlar. Download hızı mı diyor, upload hızı mı? Download hızı %19 mu? Tam bilmiyorum. Ona nereden bakıyoruz? İnternet hızı mı? Gerçi şu an her şey açıkken internet hızına bakmak... Bilgisayarın çalışan diğer programlar uygulamasını kapatın diyor. Oo, diğer programları kapatamam şimdi. Benim bildiğim download hızı normalde akşam birkaç program YouTube mutup çalışırken %19'du. Upload hızı da %3.2. Bunlar çalışmadığı zaman. Bu download hızı bu ekran çalışmadığı zaman. Tabii ki şunu ideal data çalışıyor. %19. Upload hızı da %3.2. Şu an maalesef şey çalıştığı için yazmışım. Ama ideal data çalışırken ortalığın anasını ağlatıyor, onu da söyleyebilirim. Onunla ilgili bir söyleyeceğim varsa... Gözde. Bakalım Gözde'ye. Güzel. Aşağıda boşluğu çok söyleyeyim. Neyse. Şimdi anlarız Gözde'nin ne olduğunu. Evet, 30.000, 100.000, 90.000, 101.000. Yukarıya doğru bir miktar daha gider mi? Gider ama şuralarda hızı kesilir 6.07 gibi. Yukarıda büyük satış girmişler. Geç. %11, 170, 260, 90. Geç. Geç. Evet. Yukarısı hiç fena değil açıkçası. Gözde de. Yapı kredi, malın çoğu aşağıda bir yerde saklanıyor. Gördüğün gibi. Evet, alım kısmı aşağıdan biri alıyor. Baksana %32 kısım burada. Tamam, yukarıya baktığın zaman %60 satış var ama şuradan baktığın zaman da aslında daha toplu. Özellikle altta alan arkadaş daha fazla götürüyor malı. Senet dağılımına da bakalım da. A1 Kapital 1 milyon. Not satıyor 900 bin. İşyat alıyor. Biraz bakmak lazım kardeşim. Şu an 400 bin not alış. 500 bin not satış. Kötü de durmuyor grafiği. Bir şey yok ya. Şu an gayet stabil gidiyor. Hızlı bir hareket yapması için alım gelmesi lazım. Ferhat. Dörtten düşüktü ya. Bilmiyorum ki nereden bakıyoruz Oğuz'a. Sen bir şey yap.
Gökhan Bey, kolaylıklar. ARDZ-33'ü test ediyoruz. Kalkış olur mu? Valla Secahattin, ona nereden bakıyorsan söyle, oradan bakalım. Biliyorsun ben cehaletin son dalgasıyım. Kademede boşluğu yok. Neyse, bakayım. Evet, şu an buradaki alış bu arkadaşı yukarı çeker. Bir de böyle bakalım. Hop. Bin lot. 700 lot. Bakalım neymiş. Malın %46'sı başka bir yerde. Aşağıdan topluyorlar. Hem yukarıdan hem alttan. Yukarıdan neredeyse %37'sini, aşağıdan da ikisinden %81 topluyor. Burada ne var? Satan var ama satan parçalı. Burada toplayan zaten toplu topluyor. Altta görünmeyen kardeşlerimiz var. Güzel, şu an sıkıntısı yok. Kademelerde dolu gibi. Evet, 200 bin lot. Şu an alıcısı daha fazla. 19 bin lot alıcı var. 6 bin lot satıcı var. Şöyle gösteriyorum sana. Alo diyorum. Bakayım. 1, 4, evet. 92, 94 bandı. Şu an yukarıya 94'e geri çıkacak. Çıktı. Belki 92 bir miktar düşer, sonra 96'ya geri çıkar. Bir miktar düştü, bakalım ne olacak. Haydi geri. Bir miktar daha düşüp 96'ya geri verebilirler bunu. Aynen, 96'ya geri geldi. Hani artık ne yapacağını bile bildiğim için tahtanın bakmaya bile ihtiyaç duymuyorum. Biraz aşağı çekip, çekti bile 94'e, belki 92'ye çekip tekrar yukarı atarlar. Bir şey yok kardeşim, gayet stabil. Bir aşağı bir yukarı gidiyor. Bana göre gönül yukarı olacak. Bir 92 yapsa. Hmm. 96'ya geri çıktı. 94'e geri indi. Bir şey yok şu an ya. Gayet güzel gidiyor bence. Borsa çökecek diyenlere. Bir ara bilgisayar boşken, her şeyi kapalıyken Net Speed Test programı indirip upload hızı lazım. Ona göre OBS çıkışta çözünürlük ayarlanmalı. Valla Secahattin, sen yap, uzaktan bağlan. Ben onu halledemem ya. Ben ne bileyim, ben like atmayı bile bilmeyen adamım ya. Kerem Ademoğlu, YGYO bakar mıyım? Ne yaptı YGYO Kerem? YGYO. YGYO bakayım ne varmış. Aa, bir kapital mi girmiş Y fasla beraber? Olacağı o. Oo. Maşallah, maşallah, maşallah. Hareketi gören var mı? On lot, el lot, el lot, el lot, el lot, el lot, A1 kapital, el lot, 50 lot, 50 lot. Tahtayı ne hale getirmişler. Evet, 800 bin, 900 bin, 2 milyon, 4 milyon. Yukarıda çok baba satış var. 1.01'lere geri çıkar mı ya da 2'lere? 2'lere büyük ihtimal geri çıkacak. İlk önce 1.01'leri görüp 1.5 milyon lot, 1.3 milyon lot dipte satış var. 1.3, tamam. 300 bin. Şu an bir sıkıntısı yok. Şu an artı da gelen anlamda da A1 kapital zoraki tahta kaldırmaya uğraşmasa biraz daha iyi olacak sanki.
A1 kapital. Malın %90'ı işte elinde mal yok. Malın azı bunda ama orada hareket çekiyor millete. Satış kısmı daha büyük. Daha toplu duruyor. %80 oranında iki tane tacirler ve info yağdırıyor. Şuraya bir bakayım. 900 bin lot. Tacirler sat, 900 tacirler 900 info satıyor. 950. Alanlar toplu değil. Sıkıntısı orada. Toplu bir alım gelirse ya da satışı durdururlarsa anca öyle gider. Bir de şu A1 kapital tahtayı yukarıda tutmak için 50 lot, 50 lot, 50 lot hareketi yapmazsa daha iyi olacak. ARDZ'de şimdi 1 lot Alnus'la Philip Capital'le aynı hareketi yapmaya başladı. Koza. Koza ne oldu? %3.07. YGYO satışı durdurması lazım canım. Kerem Ademoğlu satış durdurursa yukarı çekerler. Akşam halledelim. İş çıkışı kolay gelsin. Eyvallah Secahattin. Hala 50 lot alıyor. Alır ne olacak? Durduramazsın ki sen onu. 50 lot alıyor. Millet de uzak duruyor. Trabzonspor'a baktım. Pınar Şeker. Neymiş o? Vakıf FGYO. VKFGYO. Bakayım kız. KFGYO. O uçtu diyorsun ki atlayayım mı? Bakayım. Aynı hareket var mı? A1 kapital burada da var. Ay. Geç güzel. Bakalım ne oluyor? 17.000 lot. Geç 12. 19. Gel. Yukarı doğru çekiliyor şu an tahta. Şurada bir satış yiyecek. Oo, yukarıya biri 29.000 yazdı. 18'e bir gelir mi geri? Gelmiyor mu? Şunu biraz inceleyelim. Geldi. Bir de 18'e indirse. Şu an alış satış dengeli. Aha, bir tane alış geldi. Şu an normal. Bir dengesizlik yok. 18'e inmeyecek galiba. Geri 19'a çıkacak. Aşağıdan da güzel alım geliyor. Bu tahta yukarıya doğru gidecek gibi. Şu bandı geçtikten sonra şu 27.000'i sil, şu 27.000'i boyuna silip silip biri yazıyor. Şunu silerlerse şu arkadaşı tahta 7.29'a doğru çok rahat bir şekilde gelecek. Onu sana söyleyeyim. Ama büyük lot satışı şöyle bir göreyim de öyle karar verelim. Ya tahta gidiyor diye atlamayın, canınızı yakarlar. Pınar Şeker. Böyle giden atlarsanız can yakar. Vallahi tahtanın toplanma yeri aşağıda. Onu da size söyleyeyim. %12, 14, 16, 20, %25, 30'u aşağıda 6.26 bölümünde duruyor. Bunu bir anda 6.26'lara çekebilirler. Üstte 6.50 bölümü var. İkinci durağın yeri. En üst kısmı kağıttan kaplan. %0.1'ler filan oynuyor. Şu yeşilleri aldanma. Önemli olan şuradaki büyüklükler. Dediğim gibi bak, kağıttan kaplan. Bunu nereye çekerler? Ben olsam bu tahtayı 6.59'lara, orayı kırdırırsam 6.20'lere kadar çekerim. Bakalım satış gelecek mi? 119.000 not satış yazdılar yukarı. Haberin olsun. Bir kardeşin, o 206.000 not geldi. 206.000'i geri sildiler. Hayırlı uğurlu olsun. Yukarıya yazacak galiba. 7.38 kısmına dikkat edeceksin. Şu an burada 7.30 kısmı var. Bu bile aşağı çeker. 27'den 26'ya, 25'e kadar indirir tahtayı. Şu an 200.000 lot daha geldi. 28'de duruyor ama bakalım ne olacak. Direkt alış yazması lazım. Kademesiz alış yazarsa öyle yukarı çıkar. Başka türlü yukarı çıkmaz.
şu arkadaşlarını silmesi lazım. Direkt satış, alış geldi. Satılan lot 388 bin lot satış var. 20 bin lot alış var. 398 bin lot satış var. Senin aşağı kırman lazım 29'da. Bakalım. Merak ettim ne oluyor diye. Evet, aşağı kırdı. Şimdi tekrar yukarı. Sonra tekrar aşağı. Yukarıdaki lotu silmezlerse aşağı doğru gidecek gibi duruyor şu an. Toplu bir satış var yukarıda. 180 bin lot. Bakalım ne olacak. Şu köşede bir dursun. Merak ettim ben bu arkadaşı. %50, %25, %50, %73 toplu bir satış olmasına karşı ünlü, %10 Ziraat ünlüyü topluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, yukarıdaki satışları 7.26, 7.29. Yukarıdaki satışları sildiler. Hayırlı uğurlu olsun. Bir 50 bin lot kaldı. 100 bin lotlar filan silindi. Evet arkadaşlar. Eyvallah. Beşir üstüne Özgür Şimşek alım fırsatımı. Uzun vadede değil. Ben dün kısa vadede söyleyeceğimi söyledim. Alım fırsatımı diye. Sen yayını izlemedin tabi. Alım fırsatımı bakalım. Evet. Dün YGO'nun yaptığı hareketi yapıyor dedim. Bak bir arkadaş için. Hatırlar mısın? Bu arkadaşı tanıyor musun? Kalkınma Bankası. Saat kaç? Saat 4:20 geçe dedim ki burada bir cacıklık oluyor. Peki saat 4:20 geçe bu neredeydi? %45 liralarda filandı. O ara alacaktın. Hareketi yapıyor dedik mi? Dedik mi? %2'den %8'e çekti. %8'den %5'e indirdi. Evet. Aşağı iniyor mu? 7.04'e doğru indi. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım 10 bin not bunu yiyecek mi? Of 6.90'a çıkardılar 7'ye indirdiler. 120 bin not satış geldi. Şu an aşağı doğru gidiyor. Vakıf Finans GYO aşağı doğru indiriyorlar şu an haberin olsun. Şuradaki satışlar biraz sonra buraya düşer. Eğer şurayı yerse yukarı tekrar çıkacak. 6.90'dan böyle 97'lere falan tekrar atabilirler bunu. Haberin olsun. Hop yukarı çıktı. Ne dedim sana? Şimdi tekrar aşağı bindirecekler. Satış geliyor mu? 94 bin not. Hayırlı uğurlu olsun. Yukarıda zaten satışım var. Ne dedim? Aşağı geri bindirirler. Acımazlar. Burayı bitirirse şuraya 15'e kadar gelip tekrar aşağı çekecekler. 9 bin not. Çakalın teki yazdı. Güzel. Evet, şu aşağıdaki kardeşimiz kaldı. 6.68'e kadar çekecekler mi bakalım tahtayı? Ne keyifli oluyor böyle izlemesi. Oh, günde 10 saatte izlenmez ama. Tuncay Karalp, hoş geldin. Defans. Daha şu Afyon,
Hocam hareketlenme var. Ya akşam da baktırdım bana Afyon'a. Samet ne hareketlenme var? Akşam da bir şey yoktu. Şimdi de kesin bir şey yoktur. Hareketlenme var. Bakayım ne var hareketlenme. Bayağı hareketlenme var. %0,43. Yalandan hareketlenme var. Görüp ne yapacaksın aklını? Görürsen moralim bozulur. Bu arada vakıfta yukarıda yine satı. O alış geldi. 42 bin not. Tekrar yukarı. Nereye kadar? 7 ha, 52 bin not var. En fazla 7.20'yi görür. Afyon. Dur. Yok. Kağıttan kaplan filan değil. Gayet güzel. Afyon niye yukarı gitmiyor? Yukarı gitmesi lazım. Niye eksi de dediğim an Afyon'un yukarı gitmesi lazım şu an. %21'den de yukarı gitmesi lazım. %21 kabul edilen bir 0.21 kabul edilmez burada. At oğlum yukarı. Hadi. Hareket varmış ama sen baktırmak için hareket var demişsin. Şansına da hareket ufak ufak başlamış. Bakalım burada ne var? Şimdi anlarız. 100 bin lot, 90 bin lot. Geç, burada lotların savaşı var. Şu an eski haline geri geldi. Şu an biraz daha alışlı oldu. Teh. Tam hareket yapacağı sırada gitti. Bakıyoruz. Abi çok dağınık duruyor ya. Toplu bir alış yok. Burada dağılmış da malın büyük bir kısmı büyük bir yerde olsa bakacağım. Hiçbir anlamı kalmıyor ki. %40. Alanlar gizli alanı var bunun demek ki. Gizli gizli topluyor. Bakıyoruz global. Ne satıyorsun global? 800 bin lot. Aşağıdasın. %58'in içinde global. Yukarıda değil. Ha, bu tahtanın da gizli alıcısı satıcısı var. %58'i görünmüyor. Şu an %58'in %40'ı burada alımda. Bir anda atak yaptırırlar bu tahtaya. Herhalde aşağı çekip öyle fırlatacaklar. Mancınık sistemi böyle geriye çekecekler. Piu diye yollayacaklar. Ama şu an büyük ihtimal şey yiyecek. Aşağı doğru düşecek. Az önce çok güzel alım gelmişti. Geriye cortladı. Bunu bir anda götürürler de bakalım ne zaman gidecek. Bu arada haber mi var? Ben mi yanlış görüyorum? Aa, bir şey yokmuş. Tam hareket olacakmış, maalesef kaldık. Eyvallah Yahya Gökhan Bey, kalkınma tavan yaptı, ufak bir kulp gibi hareket var mı? Direkt tavan gider mi? Kalkınma tavan yaptı. Dün Yahya zaten ne yapacağını dün olmadan önce söyledik Plus'ta. Dün Plus'ta yazdım. Da neyse onun önemi yok. Şunu bir kapatayım. Dün Plus'ta size özellikle mesajı yolladım. Saat %3'ten %8'e sonra 5'e düştü. Dedim ki kalkınma gidiyor. Haberiniz olsun. Ha şey yapar mı diyorsun? Kalkınmaya şey grafiğinden bakmam lazım. Buradan göremem. Kalkınma. Ama ben size bunun hareketini yapacağını daha önce söyledim. Bak ne güzel çizmişim değil mi? Bak harika bir çizim. Hop. Birinci çizim bu. Ne dedim ben size? Üst bandı kırdı. Hadi hayırlı tıraşlar. İlk hedef neresi? Akdeniz. 53-30, 54-26. Onu geçerse ilk hedef 60-80, sonra da 66-20. Bana kalırsa benim hedefim neresi desen bu tahtı 100, şuralara 83 veya 100 liralara atmaları. Ya benim görüşüm o yönde. Bilemem tabii ki. Olur mu? Atarlarsa güzel. Sabah ben çok güzel uyandım. Yataktan bir kalktım. Telefona bir baktım. Dedim oğlum bugün yataktan çıkma. Hiç gerek yok. Zaten dedim kazanacağını kazanmışsın. yukarıda
Ya 7.23'ü geçerse ilk desteği 7.70. Ya benim için uzun vadeli bir hedef mi arıyorsun? 11'i geçmesi. Zaten girdiğimiz yeri biliyorsun. Söylediğimiz yeri söylemeye gerek yok. Alttan malttan girdik. %20. Ya şu üste çıksa ne güzel olur biliyor musun? Yahya. Şuralara falan çıksa değil mi? Şöyle bizim 300-600 yapsa. Şu an zaten güzel şuradan değil mi? Şuradan 60. Şuradan koysa 300'ü geçer. Güzel para. Bir ay yatarız. Tekrar bir tatile gideriz. 40-75'ten alım yaptım. 44 destek dediniz. İki kere denedi. Kıramayınca sattım. 42'ye gelince tekrar aldım. Çok süper bir hareket yapmışsın. Tebrik ederim. 46'yı bu sabah 3. kez kıramayınca tekrar sattım. 4. denemede kırdık. Tavan yaptı. Alım emri verdim. Ah. O kırılımda tekrar alsaydın Yiğit Çağlar benden sana yıldızlı peki. Dün ben yaklaşık 7 kere aldım sattım tahtayı. Ama anam ağladı. Al sat al sat al sat al sat. Bir yandan da Plus'tan 100 kişi soruyor ne yapacağız diye. Dedim ya daha ne yapacağız diye ne soruyorsunuz. Ya söylemişim işte ne yapacağını. Emcükle. Bu kadar basit. Ben de onu diyorum hocam. Ya Samet hiçbir şey yok gözünü seveyim tahtada. %5 açtı sabah. Çakmışlar o kadar olur. %5 Samet ona yapacakları belli. Millete malı sattırdıktan sonra yukarı çektirecekler. Aşağıda gizli alıcılar var çünkü. Standart harekettir bu. İçini bir boşaltacaklar. Bir hafta tatil parası çıktı. Kalkınmadan bir haftada tatil parası mı? Fazlası çıktı ya. Ne diyeyim şimdi? Efso. Aynen. Kemalettin Yılmaz. Orge. Bakayım Kemalettin ne varmış Orge'de. Bakalım bugün herkese bir bakalım da biraz sonra da şey yapalım. Herkese bakayım da oraya bir beğeni atın ya. Ben herkese bakıyorum da siz bana bakmıyorsunuz. Orge. Para girişi güzel. Şöyle bakayım. Şu arkadaş hala aynı yerde mi duruyor? Aga bunun yukarıda satışı fazla. Aşağı mı kırdılar tekrar? Yukarıda toplu satış var. Hala devam ediyor. Bakayım. Geçtim. Bakmıyorum artık. 43.000, 50.000. Şu an için çok büyük bir şey oynamıyor. Şu an alım güzel. Güzel alım girilmiş. Yukarıda 19-14'ü saymasaydık güzeldi. Biraz çıkar geri düşer. Şuna bakayım. 22.000. 40.000 not buradan gitmiş. 25.000 not. Geç. Geç. Vallahi bu tahtanın direnç yeri zaten 7.32. 7.32'nin altına kırarsa 30'lara falan güzel bir düşüş olur. Ama burası artık destek yeri. Üstünde kaldığı sürece veya çok oynamadığı sürece bir şey yok. Lotların genel anlamda toplandığı yer burası. Onu da sana söyleyeyim. 8, %20, gizli, %33, geç. At yatırım satıyor. Alıyor toplu halde 24. 28 QNB. Ak yatırım burada mı? QNB halk. Şimdi anlarız. 18 halk. Philip satıyor. 11 geç. Toplu halde bir alış var. Toplu halde alış var. Sen niye eksiye gidiyorsun Orge? Hı? Aşağıda gizli satıcısı var. Bir daha bakayım kardeşim ya. Aklımda kalmasın. Şu an satıcısı çoğu dakika itibariyle bunu anlık takip etmen lazım. Yani anlık takip edip alıcıyı görmen lazım. Mesela ben burada ne diyorum? Yukarıda satıcı var. VKG'yi aşağı çekebilirler. Biraz çektiler. Bir anda alıcı gelir. Yüksek bir lot yazar. O an yakalaman lazım ki dün kalkınmada, ondan önceki gün YGO'da yakaladığımız gibi bir şey olması lazım. Siz zannediyorsunuz ki Borsa İstanbul'da elinde makinesi olan adam 480 tane takip ediyor. Hayır. Tüm tahtaları takip etmiyor. O Borsa İstanbul'da gördüğünüz masalardaki bir adam en fazla 5-10 tane hisseyi takip eder. Zaten 480 hisseyi takip edemezsin. Hani bazı arkadaşlar diyor ki şunu yakaladım bunu niye yakalayamadın? Oldu hepsini yakalayayım ben. Bengal kaplanı mıyım ben? Hepsine nasıl yetişeyim? Evet. Tatil parası çıktı. Evet. Vallahi son hamle emire kaldı. Vallahi hiç yağlar. Yapacak hiçbir şeyim yok ya.
Ben söyleyeceğimi söyledim. Evet, Plus'taki arkadaşları onlar duyacağını duydu. Ha, duyacağını duydu mu? Hayır. Burada ne yapıyoruz? Canlı gösteriyoruz. Dakikalık olayları da Plus'tan canlı izleyebiliyorsunuz fırsatları. Aklınızda olsun. Plus'ta ne yapıyorsunuz diyorsunuz ya. Bir şey yapmıyoruz. Söylüyoruz. Anlamadım, yetişemedim. Sağlık olsun. Yavuz Işık. Müşteri bir iş kaçırdık. Öteki taraftan da parayı kaçırdın. Sağlık olsun. Bıçim. Bıçimin neyine bakayım? Bakayım hadi. Sen ısrarla bıçim soruyorsun. Bir de orada ne var? Tuğçelik soran bir arkadaşımız var. Oraya bir beğeni atın da bari. Şu sorduğunuz sorular için bir şey olsun değil mi arkadaşlar? Bıçim. Bursa çimento. %5 para girişi var mı? Var. Bakayım. Kademeler dandik değil. Alış var mı? 4000, 9000, 3000, 8000. Yukarıda 44, 30 var. Yukarıya doğru belki biraz daha çeker ama çok kötü durmuyor. Şimdi buraya bakalım. Önemli olan kısım burası. Evet. Geç %2, %5 geç. %10 geç. 12 geç. 12 geç. Geç. Destek noktası 6.10, 6.07 noktalar arasında kalıyor. Şu aracı kurumunu bir göreyim. Vakıf GYO tekrar yukarı gidiyor. Vakıf FGYO pardon. Ama yukarı gittikten sonra büyük bir satış yiyecek. Bu çim. 36-32 gizli. Yukarı gitmesi normal. Toplu. Ak yatırım topluyor. Ziraat topluyor. 89, 50, 27, 100 binin üzerinde alış olması lazım. Aynen. Şu anda da zaten alış geliyor. Evet, şu anda satış geliyor. Pardon. Yukarıda güzel bir satışı var ama. Güzel alış geliyor. Bu çim. Merak ettim. Bakacağım ya şuna. Muhabbet 5.42 güzel gitmiş. Dolar bazlı ikili tepeyi yaptığı yer burası. Da dan 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 da 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 dan dan. 89. Dikkatli ol. Şu tepe noktasını aşarsa ilk direnci 96'da olacakmış. Şu an bir şey yok ama üstte satış geliyor gibi aklında olsun. Bir soru daha vardı, ona da bir bakalım. Neydi kardeşimin soru? Tuğçelik. Heh. Tuğçelik. Bakacağım. Bu ne yapıyor? Yukarıda hala satışı fazla. Oraya bir şey gelse atlayacağım da. Şu an orada her an atlayabilirler. Tuğçelik'te ne var? Öyle duruyor. Hiçbir şey yok. Orada da bir şey yok. Böyle bir savaş halinde bir şey yok kardeşim Tuğçelik'te. Satışı var. Burada da bir cacığı yok. Böyle sabit kalmış. %7, 29, 39, 23. Satış 19.000, alış 24, 19. 19. Aslında toplu alımları da var. Sanki dönüş ufak bir alışla bunu artıya geçirirler gibi duruyor Tuğçeli. Çok da kötü değil. Ama küçük bir alım gelmesi lazım. Biraz destek verirsen olur. C, R, F, S, A. Bakalım. 0.28. Küçük, küçük, küçük. Büyük bir alıcı yok mu ya? Yok.
Aktif al, aktif sat. Bakayım 5000, yukarıda 12000, yukarıya doğru şuraya kadar çıkar mı 35'lere kadar, hep beraber göreceğiz. Tamam. Oh. Sınır noktası 7.27'ler. Zaten oradaymış. Lotun toplandığı yer 25, 26, 27 ve 28. Bunun altında 24'e düşerse sıkıntı. Üstünde 28'in üzerine çıkarsa çok güzel datlı datlı hareket yapar. Önemli olan noktayı tutmak işte. Bir anda hareket yapar mı? Malın %46'sı tek bir bölgede toplanmış. Birden hareket yapar mı? Hep beraber bekleyeceğiz. Şurayı açacağız. Güzel bir alım gelirse gider. Şu an için neyi var? 40.000 lot, 50.000 lot. Satışı fazla. Ya bir hareketlilik yok. Güzel bir hareket yakalasak diyeceğim ki dalacağım da güzel bir hareket yok şu an piyasada. Evet. Bilal Kutlu, hocam bu detayı gördükten sonra teknik analiz falan hikaye. Teknik analiz hikaye olur mu ya? Direkt Udemy üyeliği ve canlı destek gerekliymiş. Hayır, öyle değil. Teknik analiz bileceksin, azıcık da temel analiz bileceksin. Şimdi ben sayfanın sadece orasına bakmıyorum. Bir de bu tarafı var sayfanın. Değil mi? Adamın sermayesi ne kadar? Değil mi? Piyasa değeri. Bak ne olmuş şurada. Diyor ki CRFS. Piyasa değeri 5. Brüt takas cezası yok. Lotu bu kadar. Piyasa defter değeri diyor. Defter değeri CRFS eksiye düşmüş maşallah. FK şu an yok. Kar -95. Öz sermaye -397. Garfursa biraz eksileri oynuyor bu aralar. Burada hangi hisse alınır dersen. Şöyle güzel bir hisse bulalım mı buradan? FK değerine göre. İşte temel analiz videosu çekeceğim. Şu an FK değerini adam diyecek ki o FK'sı ne düşük yüksek. Hemen alayım. İşte piyasa öyle dönmüyor. Mesela burada Dagi ne yapıyor? FK %300. Piyasa defter değeri ne? %3 diyeceksin ki FK'sı çok iyi. Piyasa defter değerine bak. E bir de sen karlılığına bak. 5 milyon. 100 milyon TL ile 5 milyon şey öz sermayede yaklaşık %6,5 falan zarar ediyor. Rakamlar her zaman doğruyu söylemez. Özellikle Plus'ta perde kapanınca soyunuyoruz öyle bir portakal suyu. Herkes öyle zannediyor. Endeks bozdu mu yine? Nedir Gökhan Bey? Bakayım abi endeks bozdu mu? Bakalım. Bu hafta bir sıkıntı var endekste ya. Şu son haberlerle beraber endeks herkesin canını sıktı maalesef. Şunları kapatayım. Bu ne? Geç. Bu ne? Hala aynı hareket yukarıda. Bir yukarı çıkartamadı. Bu ne? Koza. Kozayı da bekledik. O da gitti. Endeks bozdu mu? Bakalım. 100, 118, 116, 110. Bakayım abi. Analisteden bir görmem lazım. Endeks bozdu mu? Hep beraber bakıyoruz. Abi endeks bozmadı ya. Şimdi panikte yani ne iyimser olurum ne bir şey. Şöyle endeksi sana çizeyim. Hep beraber görelim. Al endeks. Bak. Bu BIST 30 endeks. Destek, 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 destek. Burada bir doji var. Abi bu dojiyi kırar. Aşağı sarkıtma yapar. Dersin ki bunun altında haftalık kapanış verdi. 132 veya 131-200'ün altında BIST 30 haftalık kapanış verdi. Ben sana derim ki o zaman bir tehlike var. 2. Haftalık grafiğine bakarım. Tehlikeyi görmek için. Açarım burayı. Fisher'ı. Derim ki abi şunu aşağı çek. Evet şu an bir tehlike varmış hakikaten. Biraz ortalama fazla açmış. Bakalım düzeltecek mi? Şu an tehlike gelecek için olabilir. Şu an için yok. Tehlikeyi görmeden geleceği görürüm diye bir şey yapamam. 2. BIST 100'ü açarım.
Burada grafiği çakarım buraya. Aşağı sarkıtmış mı? Sarkıtması var mı? Var. Düzeltmeyi tekrar üstüne atacak mı? Hep beraber göreceğiz. İster böyle yap, şöyle bir düzeltme yapabilirsin. Benim için mantıklı olan düzeltme açıkçası budur. Hatta şunu sileyim. Daha iyi görmek için siyah bir tane atalım. Hep beraber görelim. Evet. Bunun altına bir kırılım olmadığı sürece üsttekini çizeyim. Şu Covid düşüşünün dibi. Bu dipler genelde belirsiz olur. Şu dipler belirsiz olur. Bak şurada mis gibi desteği yapmış. Desteğin altına kırmış mı? Kırmış. Daha önce de kırdığı oldu ama büyük bir değişimi yok. Stop yeri 116-500'ler ya da 115-300'ler. Size kalmış. Haftalık grafik olarak bir bozması var mı? Bak abi. Bak şuna bir bak. Al dediği yer neresi? Gel beraber bakalım. O yüzden ben size panik yapmayın diyor. Paniklik bir şey olursa ben zaten haber veririm. Öyle bir şey olursa bak al verdiği yer neresi? Burası. Hop. Sen burada artışa bak. 21 çubuk. Bu artışın tamamında borsada olabilirdi. Biz niye 84 binden sonra millete borsaya dalın dedik? Birileri 84 binde düşecek. 70 bine düşecek. 90 bine geldi. 50 bine düşecek. 95'e geldi, 40'a düşecek, 100'e geldi. Yok abi 70'e düşecek. Düşmeyecek işte, eşşoğlu eşek. Yani milletine panik yaptırıyorsunuz. Size de bir şey demek yanlış. Öyle bir tane, ha geçen vardı bir tane. Hani böyle aşağı düşecek diyenleri geçtik. Adam daha dün yazmış. Borsa çakılacak. Herkes, kaç tane mail geldi. Siz de haklısınız da. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Kırarsa, dediğim gibi buraları kırmasını bekleyeceğiz. 116-400'ler. 115-300'ler. Şu an hiçbir sıkıntısı yok. Düzeltme yapar mı? Yapar. Şu an düzeltme yapıyor mu? Artı da gidiyoruz. Bence paniklik bir şey yok. Hacim de güzel. Panik yapmıyoruz. Panik yok. No panik. Arda Özcanlı. Evet. Kim vardı? Aa, bir tane yeni üyemiz var. Tamam. Az önce merhaba demiştik. Aynı anda izleyen kullanıcı sayısı 60. Beğeni atan 145. Oo harika. Çıkma saatim geldi mi benim? Eyvallah. Tok ihalesini almış bu Çin. Hayırlı olsun, alsın ne olacak? Ya bazı tahtalar girilecek zaman vardır kardeşim. Yani bu Çin değil. Arkadaş dedi ya hocam F'miz ben demişim ki 40 lirada pahalı. Evet pahalı. Ama listeye koydum Plus'ta. Şahit de arkadaşlarınız. Daha önceki listede vardı. Bir şeyin pahalı olması veya pahalı olduğunu söylemem onu beni sevmeyeceğim anlamına gelmez. Ama bazı tahtaları almam. Plus'taki arkadaşlar diyor ki listeler niye uzun? Tahta seçin diye bazıları kısa vade, bazıları uzun vade, bazıları riskli. Son dönem üzerinde riskli yazdığım iki tane tahta vardı. Hatırlar mısınız? Şu an Plus'ta. Bir önceki listeye bakın. Plus'taki arkadaşlar. İkisi de ne oldu? Yukarı doğru hareket yapıyor. Borsa düşerken bile kırmadı. Riskli yazdık ama maalesef risksiz çıktı. Daha fazla arttı. Şimdi ben ne yapayım? Yukarı gitti diye. Tahtayı mı öleyim? Üstad yaprak bakar mısın? Arda Özcanlı rica ederim. Zoren nasıl? Zoren'e baktık Tuğrul. Allah cezanı verdi. Hocam ağzına sağlık. Yorduk seni. Yakını ver. Samet eyvallah. Hocam çıkmadan bir yaprak bakar mısın? Bakayım şu yaprağım ne olmuş yaprağıma. Yaprak. Bilgisayar iyi kasıyor ya. Hepsi açıkken. Vallahi. Oo yapıştırmışlar. Güzel. Şimdi benim çizdiğim çizgiye bak. Yaprağın aşağı kestiği yere bak. En fazla çizgiyi şuraya kadar uzatırım. Hadi hiç değiştirmeyeyim. Aynı yerinde dursun. Boşa. Şu yukarı hizalayacaktım. Hiçbir şey yapmayacağım. Sonra laf edersiniz. Yaprağa dolar bazlı baktıysam. Hops. Evet. Baksana. Bir şeyler çizmiş miyim? Canım kardeşim. Deme ki sana bak dedim ki buralara dolarları da her zaman işaretleyin. Bak şuradan şuraya kadar sana hiçbir şey çizmemişim.
47. Nereden dönmüş? 2.58'de. Daha ne yapayım? Bak çizdiğim yer. Bunu ben şimdi çizmedim arkadaşlar. 58'den dönmüş. Ben 57'yi çizmişim. Neyi gider geri dönerse stop. Al sana stop. Hop. Ne kaybettin? İyi bak. İyi bak şu rakama. Çağdaş Bobel. Aha. Derinlik bilgisine ihtiyaç bile yok. Sana ben stop yapacağın yeri bile çizmişim. Ha, derinlik bilgisine bakalım mı? Bakalım. Bakalım. Bazen de şans yaver gidiyor, nokta dönüyor. Bazen de hiç değmiyor arkadaş. Yaprağım. Oo, çok hızlı hareket ediyor. Güzel. Az önce farklı bir rakam mıydı? Geçtim. Saniyede yakaladım. Evet. Yapı Kredi Osmanlı. Bilot standart hareket. Geç. Evet. Var mı? Var. On lot. Halkbank da burada. Tekrar Osmanlı YFAS infoya kapışması. Bilot. Tamam. Aşağıyı göreyim ki ne olduğuna bakayım. Satılan lot 154. Yaprak. Aşağıda alış var. Oo. Diyecektim ki ulan ya, yukarıda satan yok. Bu tahta kısa bir vadede. Yaprağa bir bakayım. 4.50'den çok hızlı hareket ediyor. Söyleyeyim size, şu an yukarı çıkacak. 16.60, 15.60'a, 15.70'e kadar atabilirler. Ama kapışma yok şu an tahtada. Haberiniz olsun. Yani yukarı atarlar, yukarıdan da satış gelecek. Bilgi olsun. Bir miktar daha yukarı çektikten sonra satış yer. Abi %2, %4 çok hızlı oynuyor bu. Yetişemezsin ki sen buna. Ağlatırlar adamı. Aklını alırlar, yemin ederim. Aklını alırlar, yerine ne koydukları önemli. Bakıyorum aşağısı, bu ne ya? Bu nasıl bir kademe abi? Kademenin neresini inceleyeceğim? Böyle o kademe mi olur? Bu ne? Geç. Aşağıda malın %4'ü burada. Geç. Geç. Büyük bir yer yok. Ama bunda büyük bir yer yok ki. Malın böyle büyük durduğu yer yok. En fazla %4'ü gördüm. Başka neyi gördüm? Kağıttan kaplan gibi bir tahta ya. Şu ne? Al sana kademe analizi yapayım. Gel. Bak şimdi iyi izle. Malı satmak istedin. Değil mi? Elinde mal var. Şu mesela, en basitinden sana anlatayım. Arkadaşlar izleyin. Size de büyük faydası olacak. Heh. Girdin abi. Şurada dedin ki satış verdin. Açığa satış verdin. Ne var elinde? 1000 lot. İlk önce sana şurada buradan satış verdim mesela. Elinde var 1000 lot. Ya da 10.000 lot aldın. Hayal ediyorum 160 bin liralık mal aldın. İlk önce sana şuradaki 8 lotu verecek. 6.82'ye çekip 22 lotu verecek. Sonra bunu verecek. 1000 lotu 6.71'e kadar verecek. Çünkü lotunda adam yok. Anlatabiliyor muyum? Az önce emlak konut baktık ya, şurada 100.000 kişi bekliyordu. Hani yok abi, bak bir lot. Bak bir kademesinde bir lot var. Şurada 3 lot, 11 lot, 8 lot, 9 lot, 22 lot. Yani şu kademeyi kaldırmak için kaç para ihtiyacın var? Yaprak kaç para? 15 lira. Ya şu kademeyi abi 45 liraya kaldırırsın. Şu kademe 45 lira değerinde. Şu kademe ne? 450 lira değerinde. 150 lira değerinde. Şu ne? 200 lira. Bu ne? 330 lira. Ya burası ne? 90 lira. Kademe olarak. Yani elinde şurada 5000 lira olsan şu kademeyi kaldırıyorsun. Bir de öyle düşünün. Ben size söyleyeyim. Biraz hoşuma gitmedi. Hareketleri de hızlı. Sadece bakabileceğim. Burada ne var? Altta 37. 1.9. Güzel. 63. Taciller bayağı bir yapıştırıyor. %63. Ama taciller burada nerede? Şurada. %37'nin içinde. Diğerlerinin içinde. 15-70 yukarı doğru 60'lar. Bakıyorum net 67 bin satıyor, 23 bin. Tacirler satışı bitirdikten sonra F'miz bir geri yukarı atarlar. Ama dikkatli ol, dediğim gibi kademeleri biraz boş. Şu an 2000, şu anda satışı daha fazla. Benden söylemesi.
kademesi boş tahtaya girmem. Piyasa terse döndüğünüz zaman satış verirseniz malınızı satamazsınız. Hani bu şu borsa bizimkiler dönünce panik satışı yapıyor ya. Bu tahta panik satışında ilk önce devre kesecek tahtadır. İkincisi satış yapsan bile kademeler boş olduğu için alıcı bulamazsın. Arzu Akgün. Söyle kız. Endeks bozmadı. Arzu Akgün. Ne diyor? Enkay'ı kaç kere yazdım? Dur bir bakayım şu Enkay'da ne var? Ne var? Hadi bakalım ha. Enkay'ı. 0.62 için panik yapılmaz ki Enkay'ı gibi bir hissede. Bakayım. Tıraşçılar gelmiş mi? Garanti garanti 10 lot. Yapı kredi garanti paslaşması. Ziraat Ak Yatırım 5 lot. Şurada gedik toplamış. Filip dur. Dur. Aha. Evet, bunu kim sordu? Arzu dur. Geç. 230 bin not alış, 200 bin not satış. Alış kademesi daha yüksek. Bir de topluyorlar bunu. Güzel. Şuna bir bakayım. 5, 6, geç. Önemi yok. Geç. Şurası kötüymüş. Geç. Ve çok muallakta kalmış. 22'si. 103 bin lot, 200 bin lot. Burgan topluyor. %37, 16, %33. Merak ettim bunda ne oluyor? Dün ne olmuş? İş yatırım toplamış %20. Ziraat satmış. Bir saniye arkadaşlar. YFAS satmış %37. Ziraat aynı şekilde. Enkay'ı iki tarih arası yapıyor. Hiç uğraşmayacağım. Bugün Enkay'ı 22'si. Bugün Enkay'ı 19'u yapalım. Evet 22-19 arası. 800 bin lot. Meril satmış. YFAS, Ünlü, City, Kredit. Evet, şeyler dışarıdakiler satıyor. Kim topluyor? Küçükler. Mal mı yapıştırıyorlar? Büyük ihtimal mal yapıştırıyorlar. Yukarı doğru çekiyormuşuz gibi yapmışlar. Tekrar aşağı. Dediğim gibi bir dönmesi lazım. Şeyler satmış çünkü. Küçük yatırımcılar değil de aracı kurumlar. Kredit mredit satmış. Ah, şu an alıcısı satıcısından daha fazla. Enkay'ı da belki sıfıra, dediğim gibi adam gibi alıcı gelirse yukarı doğru atarlar. Ama grafik yabancı dışarıdakiler satıyor. Az önce aracı kurumdan baktığıma göre şöyle sen de bakabilirsin. İki tarih arası. Hatta biraz daha geriye vereyim mi? Hop satanlar kim? Merrill. Merrill Lynch, YFAS, Ünlü, City, Kredit, Deniz zaten yeter. Philip Capital, Gedik, Global hepsi burada. Yani şey gibi düşün, kolunda bir kan var, pirana sürüsünün arasına dalmışsın gibi düşün. Alanlar kim? İş yatırım, vakıf, bizinkiler. Hani hep şey, neyse söylemeyeyim. Hani ne versen alacaklar. Şimdi sen de almışsındır kağıt da, ben böyle konuştuğuma bakma. Ya da bak, ben doğruyu söylerim, yapacak bir şey yok. Bir fırsat olursa zaten ben 3 kere yazdım hocam. Teşekkürler. Borç bilirim. Arzu Akgün. Arzu Akgün ne yazdın? Hepinizi göremem ki kardeşim. Arzu ne yazdın? Hocam lütfen Enkay'ı. Ha 3 kere yazdım. Görmüşüm zaten. Hülya hoş geldin. Ali Burak ne oldu? Eohol. Eohol ne yapacaksın kız? Burak diyor. Burak niye kız diyorum ben çocuğa ya? Eohol. Kız dediğim için bakacağım artık. 2.66. Oh. Oh. 500 bin lot satış var. 100 bin lot alış var. Bir şey söylememe gerek var. Kademe, tahtada hareket yok. Paraya küsmüş. Satışlarla dolu bir tahta. Geçtim. Hiç buna bakmayacağım. Kademe.
söylenme gerek var mı? 14 bin lot alışa 180 bin lot satış var. Aracı kuruma bakayım kardeşim. Ne olduğunu bir görelim en azından. Oo, yukarıda Deniz Vakıf yağdırıyor. Alışta küçükler alıyor. Kim satıyor? Ak Yatırım, Oya. Kimin elinde? Vakıf Deniz. Vakıf Deniz malı topluyor. Şuna bir iki tane arası kim mal toplamış bir bakayım. Değişik bir şey görürsem en azından bir şey yakalayalım. Şu an avdayım. Kendime de bir şey almaya uğraşıyorum. Evet. İşyat, Ziraat, Osmanlı, Marbas, Sanko, Tacirler, Gedik, Medik. Aman geç. Kim toplamış? Ak Yatırım, Deniz, Oyak. Ak Yatırım kendi malını topluyor. Deniz, Oyak. Çok da büyük bir şey yok. Ak Yatırım güzel toplamış mı? Toplamış. Biraz daha bakalım. 260, 202. Evet, Etiyat. Ona da baktık. Şimdi buna da bakalım. Senin tahtada bir şey yok kardeşim. Şu arkadaşın sorduğu tahtaya bir bakayım ilk önce. EU Hall. Bir daha bakayım. Bir saniye dur. ...260, 200, 290 bin. Kademe 40 bin, 50 bin, 9 bin. Geç. 31. Direnç burada. 1.85'in altına kırmış. Üstüne kırarsa iyiydi ama vallahi çok iyi görmedim. Philip Capital malın %26'sı. Diğerlerde %36 var. Geç. Geç. Philip Capital satıyor. Global satıyor. 72 bin not, 38 bin not satışa girmiş. Son dönem ne yapmış? Hadi ona da bakayım. Kendime bir şey arıyorum ama yok. Philip Capital 18 geç, 19 geç, 20 geç, 21 evet mal satmış. Philip Capital, bak şimdi ekran nasıl değişecek senin için. 21'e gel, 20'ye geldin mi? Şurada topluyor. 22'ye geldin mi? 22'ye geldim de bir ara mal toplamış Philip Capital, sonra geri yapıştırmış. Şu an hala %36'u satıyor. Şu an pek bir şey göremedim açıkçası, yani çok da iyi değil. Kendi malını geri toplarsa iş yapar, toplamazsa oh. 3 kere yazdım hocam, teşekkürü borç biliyorum. 3 kere yazdım ama işte biraz dolu. Ray sigorta. Bakabilir misin? Evet. Şu an aşırı bir yoğunluk var. Ay sigorta. Bu ne oldu? Aşağı indirdiler mi bunu? Yaprak. Geç. Yaprağı da geçtim. 9000 lota 21.000 lot satış var. Borsayı aşağı çekiyorlar mı acaba? Borsayı aşağı çekiyorlarsa biz kendi hisselerimizi bir korumaya alalım. Bakayım kimler satıyor. Bir lot 450 lot satmayın oğlum, bir durun ya. Tam böyle tavan atacak kağıtlara girdik. Bunlar kağıt satıyor. Aman boşver, küçükler satıyormuş. Alışı var mı? Var. Satışı var mı? Var. Şuna ben bir bakayım da. Oo, aşağıda alışı da var. Neyse, yukarıda satışa karşı aşağıda alışı da var. Sıkıntı yok şu an. Şu şöyle bir dursun da karşımda. Ray sigorta bakayım. Geç.
Geç, geç, bir şey yok burada. Şu an borsa aşağı düşmesiyle beraber bir satış yapıyorlar tabii ki. Yukarıda satışı yemiş 7000 not, 4000 not. Çok önemli bir şey değil ama aşağıda çekecekler gibi. altı on altı bandı direnç noktası burası. Satış gelen kısımda bir alış burada var. Satış kısmı biraz daha fazla. Şu yukarıdaki sarıları aldı ama onların şeyi çok düşük çünkü. Bir de şöyle bakalım. 55.000 not. Garanti, şeker, %57 vakıf satıyor. %19. Satış biraz daha toplu gibi. İki tane arasına bir göz atayım da kim ne yapmış şimdi anlarız. Bu ne değişti orada? İş yatırım. Evet, bir şey değişiyor. Geç, hangi tarihte toplamış? Geç. Geç. Satan. Geç. Hop. Evet. Satan kısmı biraz daha düşmüş bunda bir anda. Sigorta şirketlerinin bilanço açıklama tarihi ne zamandı? Alış toplu duruyor. Vakıfla YFAS topluyor toplu halde. Tamam, bunlar da satıyor ama toplusu daha önemli. Yani çok kötü bir şey yok bence. 1.12'de olur. Küçük bir düşüş yapsa da geri çıkabilir. Zorlu azimut. Bir şey yok kardeşim. Çok yani... Evet. Sen benden küçüksün diye Gökhan dedin. Hülya, ben zaten bir şey demedim. Sıkıntı yok. Rahatına bak. Ben öyle şeylere takılmam. Öyle egoları olan biri değilim. Sıkma canını. Evet arkadaşlar, ben yavaştan çıkayım. Yayın zaten bayağı oldu. Şu an yayında da kimse yok zaten. Kaç kişi izliyor? 60 kişi mi? Şu yayının çözünürlüğünü de bir düzelteyim. Anahtar kelimeler yeterince sık gönderildi. Frekansı kullan. 4 saniye veya daha şey bir frekans kullan. Bakalım frekansı kullanırız. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. Şunu da ayarlayayım. Hoşçakalın.